Evet arkadaşlar merhaba. 5. sınıf çanta yayınları kazanım soru bankası sayfa 281 test 3 ile devam ediyorum. Birinci sorumu büyüttüm. Ahmet öğretmenin tahtaya yazdığı sorunun cevabı kaçtır? Bir haftanın 5 bölü 6'sı kaç saattir? Arkadaşlar ilk önce bir haftanın kaç saat olduğunu bulmayla başlayalım. Bir hafta eşittir 7 günden oluşuyor. Peki arkadaşlar bir gün kaç saatten oluşuyor? Buraya bir gün yazalım. Bir gün 24 saatten oluşuyor. Bir haftanın kaç saatten oluştuğunu bulabilmek için ne yapacağım? 24 ile 7'yi çarpacağım. Çarptığım zaman arkadaşlar bir haftanın 168 saat olduğunu buluyorum. Şimdi ise işte ne yapıyoruz arkadaşlar? 168'in 5 bölü 6'sını bulacağız. Yani ilk önce yapmamız gereken şey 168'i 6'ya bölmek. Geldim 168'i 6'ya bölüyorum. 28. 5 bölü 6'sını istediği için 28'i arkadaşlar 5 ile çarpıyorum. Ve sorumun cevabını yani bir haftanın 5 bölü 6'sını 140 saat olarak buluyorum. Geldim arkadaşlar. C şıkkımı 140'ı işaretledim. Sayfamı temizleyip ikinci soruma geçiş yaptım. Yukarıda bir okuldaki ders süreleri ve teneffüs süreleri verilmiştir. Bu okulda dersler 08.20'de başladığına göre 6. ders saat kaçta biter? Arkadaşlar 08.20 bizim başlangıcımızmış. Şuraya yazalım. 08.20'de başlıyoruz. Yani birinci derse giriyoruz. Birinci dersten saat kaçta çıkarız? 40 dakika sürdüğü için birinci dersten arkadaşlar 09.00'da çıkarız. Sonra teneffüs var 10 dakika. Teneffüsü ekleyelim. 09.10 Şimdi ise ikinci derse girdik. O da 40 dakika sürüyor. 0 de arkadaşlar. ikinci dersten çıkarız. 10 dakika teneffüs ne yapar arkadaşlar? 10 0 0 yapar. Üçüncü derse girdik saat 10.00'da. 40 dakika sürüyor. 10.40'da arkadaşlar. Üçüncü dersten çıktık. Teneffüsümüz var 10 dakika. Toplayalım. 10.50 yaptı. Şu anda biz dördüncü derse girmiş olduk arkadaşlar. 10.50'de 4. derse girersek kaçta çıkarız? 11.30'da 4. dersten çıkarız. 4. teneffüsümüz var. 11.40'ta da 4. teneffüsümüz biter ve 5. derse gireriz arkadaşlar. 5. derse 11.40'ta giriyorsak derslerimiz 40 dakika olduğuna göre saat kaçta çıkarız? 12.20'de çıkarız. Teneffüsümüz 12.30'da biter. Ve arkadaşlar son olarak benden zaten 6. dersi istemişti. 6. ders saat kaçta biter diyordu. 6. derse saat 12.30'da giriyorsak arkadaşlar saat kaçta biter? 13.10'da biter. Çünkü dersler 40 dakika. Bununla arkadaşlar 40 dakikayı topladığın zaman 6. dersin 13.10'da yani 1'i 10 geçe bittiğini görüyorum. 5 şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip 3. soruma geçiş yaptım. Matematik cümlesi her 40 günde bir toplantı yapma kararı almıştır. İlk toplantılarını çarşamba günü yaptıklarına göre ikinci toplantı hangi gün yapılacaktır diye soruyor arkadaşlar. 40 günün ben kaç haftadan kaç günden oluştuğunu bulmak istiyorum. Geldim buradan 40'ı 7'ye bölüyorum. Çünkü bir hafta 7 günden oluşuyor. 40'ı 7'ye böldüğüm zaman 5 defa olduğunu görüyorum. Burası 35 yapar. Çıkardığında ise 5. Yani arkadaşlar 40 gün 5 hafta 5 gündür diyorum. İlk toplantımı ben çarşamba günü yapmışım. Çarşamba günden 5 haftaya eklediğim zaman arkadaşlar yine çarşamba günü yapar ve buna ben 5 gün ekliyorum. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi. Yani arkadaşlar ben ikinci toplantımı pazartesi günü yapacağım diyorum. A şıkkını pazartesi işaretledim. Sayfamı temizleyip 4. soruma geçiş yaptım. Aşağıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışma ve mola saatleri verilmiştir. Aynı iş yeri çalışma saatlerini 8.30'da başlatıp sadece öğle arası yemek için 1 saat 30 dakika mola verseydim bu iş yerinde çalışma süresi saat kaçta sona ermiş olurdu diye soruyor arkadaşlar. Ben ilk önce çalışma saatlerini yazmak istiyorum. Saat tam 9'da başlayıp 10.30'a kadar 1, 1 saat 30 dakika çalışıyoruz. Dinlenmeler olmayacak arkadaşlar sadece yemek olacak. 11.20'de başlayıp 13.00'a kadar arkadaşlar 1 saat 40 dakika çalışıyoruz. 14.00'da başlayıp 15.40'a kadar arkadaşlar yine 1 saat 40 dakika çalışıyoruz. 16.10'dan 18.20'ye kadar ise 2 saat 10 dakika çalışıyoruz. Şimdi bizden istenen tarafa geçelim. 8.30'da başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce ilk çalışmayı yazalım. 08.30'da başlayıp 1.5 saat çalışırsam 10.00'da biter. Burayı eledik. Burada arkadaşlar 1 saat 40 dakikalık daha çalışmamız var. 10.00'a 1 saat 40 dakikayı daha eklediğim zaman 11.40 yapar. Bunu da eledik. Şimdi sırada arkadaşlar yemek var. Yemeği ama 1 saat değil 1.5 saat vereceğiz. Dolayısıyla 11.40'da başlamış olan yemek arkadaşlar 13.10'da bitmiş olur ve 13.10'da tekrardan çalışmaya döneriz. 13.10'da 1 saat 40 dakikayı eklersem arkadaşlar saat 14.50'ye kadar çalışmış olduğumuzu görüyoruz. Son olarak 2 saat 10 dakikalık çalışmamız kaldı. 14.50'ye 2 saat 10 dakikayı eklersem arkadaşlar 17.00'a kadar çalışıp mesainin bittiğini görüyoruz. Yani arkadaşlar saat 17.00'da sona ererdi diyoruz. A şıkkını işaretledim. Sayfamı temizleyip 5. soruma geçiş yaptım. Bir konfeksiyon mağazasında mesai başladıktan sonra belli bir süre çalışma yapıldığında 15 dakika mola verilmektedir. Mesai başlama saati 09.10'dur. İkinci molanın bittiği anda saat 12.20'dir. Bu bilgilere göre dördüncü mola saat kaçta başlar? Arkadaşlar bu iki saat arasında ne olmuş? İki çalışma iki mola olmuş. Gelelim buraya iki çalışma iki molayı yazalım. Peki bunlar ne kadar sürmüş arkadaşlar? 12.20'den 0.9 çıkarıyorum. Bunların arkadaşlar toplamda 3 saat 10 dakika sürmüş olduğunu gördüm. 4. mola saat kaçta başlar diye sormuş. Yani arkadaşlar 2. molanın bittiği andan itibaren 4. molaya kadar neler olacak? 2 defa çalışılacak 2 çalışma ve 1 mola olacak. 1 mola. Yani size şöyle yazayım. Burada ikinci mola bittim. İkinci mola bitiş diyelim. Saat 12.20. Üçüncü çalışma. Üçüncü çalışma. Üçüncü çalışma bittikten sonra arkadaşlar üçüncü dinlenme olur. Üçüncü dinlenme bittikten sonra ise dördüncü çalışma olur. Ve dördüncü çalışma bittikten sonra arkadaşlar dördüncü çalışma yani dördüncü mola gelir diyelim buraya şuraya dinlenme yerine mola yazalım. Aklımız karışmasın. Burası dinlenme değil mola. Evet. Biz dördüncü molanın saat kaçta başlayacağını istiyoruz. İkinci molanın bittikten sonra arkadaşlar bir iki toplam iki çalışma bir mola olduğunu daha rahat bir şekilde görüyoruz. Bizim elimizde iki çalışma iki mola var ama iki çalışma bir molayı istiyoruz. 1 mola 15 dakika olduğu için 3 saat 10 dakikadan arkadaşlar şuraya yazalım 3 saat 10 dakikadan 15 dakikayı çıkarıyorum. 10 dakikadan 15 dakika çıkmayacağı için arkadaşlar 1 saat alıyorum ve burası 2 saate düşüyor. 1 saat 60 dakika. 60 artı 10'dan burası 70 dakika yapar. 70'den ise 15 çıkarıyorum. Burası arkadaşlar 55 dakika kalır. Yani 2 çalışma 1 mola 2 saat 55 dakikadır diyorum. Ben saat 12.20'ye 2 saat 55 dakikayı ekliyorum ve sorumun cevabını öyle bulacağım. 12.20'ye 2 saat 55 dakikayı ekleyelim. Topladığın zaman arkadaşlar burası 75 yapar, burası 14 yapar. 75'in içinde 1 saat 15 dakika olduğu için buradaki 60 dakikayı yani 1 saati yana kaydırıyorum. 15, 15 arkadaşlar benim dördüncü olan başlar dedim. B şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip altıncı soruma geçiş yapıyorum. Kadir Bey tavşanlıdan Kütahya'ya gitmek için saat 11:25'te yola çıkmış ve saat 12.15'e Kütahya'ya varmıştır. Kadir Bey yolda benzinlikte 10 dakika mola verdiğine göre tavşanlı Kütahya arası hiç durmadan kaç dakikada gider diye sormuş arkadaşlar. 12.15'den 11.25'i çıkaralım ilk önce. 15'ten 25'i çıkmayacağı için buradan 1 saat alıyorum. Ve arkadaşlar 1 saat 60 dakika. 60 ile 15 topladım. Burası 75 yapar. 75'ten 25'i çıkarıyorum. Ve arkadaşlar Kadir Bey toplamda 50 dakikada Tavşan'dan Kütahya'ya gitmiştir. Bu 50 dakikanın 10 dakikasını benzinlikte harcadığı için arkadaşlar hiç durmadan 40 dakikada gider diyorum. Yani cevabım B şıkkım oluyor. B'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip 7. soruma geçiş yaptım. Furkan Tuzlu çizgi filmini çok sevmektedir. Çizgi film 1 saat 27 dakika sürmüş ve 11-15'te bitmiştir. Buna göre çizgi film saat kaçta başlamıştır diye soruyor arkadaşlar. Geldim ben buradan 11-15'ten 1 saat 27 dakikayı çıkarıyorum. 15'ten arkadaşlar 27 dakika çıkmayacağı için bir saat alıyorum buradan. Burası kaç yapar? 60 artı 15'ten arkadaşlar bana 75 gelir. 75'ten arkadaşlar 27'yi çıkarıyorum. Burası 48 kalır. 1 saat almıştım. Burası 10'a düştü. Ondan da 1'i çıkardığım zaman 9 kaldı. Yani arkadaşlar çizgi film 9.48'de başlamış diyorum. 9.48 cevabım C şıkkım. C'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip 8. soruma geçiş yaptım. Yukarıdaki takvim herhangi bir yıldaki Şubat ayını göstermektedir. Buna göre bu yılda 25 Mart hangi gündür diye sormuş arkadaşlar. 29 Şubat çarşamba ise 1 Mart perşembedir. 1 Mart'ın perşembe gününe denk geldiğini biliyorum. 25 Mart ise kolaylıkla buluyoruz arkadaşlar. 25'i geliyoruz ilk önce 7'ye bölüyoruz. Kaç hafta kaç günden oluştuğunu bulabilmek için. 3 tane var. Burası 21 yapar. Çıkardığın zaman 4 kalır. Yani arkadaşlar 3 hafta 4 günden oluşuyor. 1 Mart Perşembesi 3 hafta sonra yine Perşembedir. Üstüne arkadaşlar 4 gün ekliyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Yani arkadaşlar 25 Mart Pazar gününe denk gelmiş oluyor. A şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip 9. soruma geçiş yaptım. 25 Ekim 2013 tarihinden 15 Eylül 2017 tarihine kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce bu Ekim'i 10 olarak yazalım. Eylül'ü ise 9 yıl olarak yazalım. Çünkü Ekim 10. ay, Eylül 9. ay. Şimdi çıkaralım. İlk önce yıl 2017, sonra ay 09, sonra ise gün. 2013, 10 ve 25. Bunları arkadaşlar birbirinden çıkaracağım. 15'ten 25 çıkmayacağı için bir tane ay alıyorum buradan. Bir ay 30 gün yapacağı için arkadaşlar. 30 artı 15'ten burası bana 45 olur. 45'ten 25 çıkarıyorum. 20 kalır. 8'den 10'u çıkaramayacağım için bir yıl alıyorum. Burası 2016 yılına düşüyor. Bir yıl 12 ay arkadaşlar. 12 ile 8'i topluyorum. Burası 20 ayı çıkıyor. 20'den 10'u çıkardığım zaman Burası 10 ay olarak geliyor. 2016'dan ise 2013'ü çıkardığım zaman 3 yıl olarak geçiyor. Yani bu iki tarih arasında 3 yıl, 10 ay ve 20 gün geçmiştir diyorum arkadaşlar. D şıkkımı sorumun cevabını işaretliyorum. Sayfamı temizleyip 10. soruma son soruma geçiş yapıyorum. Bozuk bir saat her 2 saatte 3 dakika geri kalmaktadır. Saat 09.30'da doğru zamana göre ayarlanan bu saat aynı günde doğru zamanı 21.30 olduğu anda saat kaça gösterir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce saat 09.30'u ele alıyorum. Burası benim doğru kısmım olsun. Burası saatin yanlış gösterdiği kısım olsun. 2 saat geçiyor arkadaşlar. Burası 11.30 olur. 2 saat geçtiği için arkadaşlar benim saatim 3 dakika geri gelecek. Yani 11.30'dan geriye geldiğim zaman 11.27'yi gösterir benim kendi saatim. Ama doğru zaman 11.30. 2 saat daha geçiriyorum. Burası arkadaşlar 13.30 olur. Bozuk saatimde 2 saat geçtiği zaman burası 13. Şöyle düzgün yazalım. Burası arkadaşlar 13.27 olur. Ama 2 saat geçtiği için 3 dakika geri gelecek burası. 27'den arkadaşlar 3 dakika geldiği zaman 13.24'ü göstermiş olur. 2 saat geçiriyorum. 15.30 yaptım. Burası arkadaşlar 2 saat geçince 15.24 yaptı ama 2 saat gel geçtiği için arkadaşlar 24'ü değil 21'i gösterecek. 2 saat daha geçiriyorum. Burası 17.30 yaptım. Buradan arkadaşlar 2 saat geçiriyorum. 15-21'den 2 saati topladığım zaman 17-21 yapar. Ama 2 saat geçtiği için 3 dakika geri gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar 17-21'den 3 dakikayı çıkarıyorum. Ve burası 17-18 olmak zorunda. 2 saat daha geçiriyoruz. Burası 19-30 yaptım. Buraya arkadaşlar 2 saat daha geçirdiğim zaman 19-18 olacak. Ama her 2 saatte 3 dakika geri geldiği için 18'den 3 dakika geri gelecek ve 15 olacak. Son olarak arkadaşlar benden istediği saate 21.30'a geldik. 21.30'a geliyorum arkadaşlar. Bozuk saatimde 2 saat ilerletiyorum. 19-15'e 2 saat eklediğim zaman burası 21.15'i gösterir. Ama 2 saat ilerlediği için arkadaşlar 3 dakika geriye gelir ve benim saatim 21.12'yi göstermiş olur diyorum. Yani B şıkkımı doğru cevabımı işaretliyorum. Sayfamı temizleyip arkadaşlar videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.